doğanın kanunları nasıl işliyor? Doğanın kanunlarına göre nasıl yaşayabiliriz? Kabala ilmi esasen tümüyle bunu araştıran bilim, başka bir şey değil. Ve mutlu olamamızın sebebi de esasen doğanın kanunlarına uygun bir şekilde davranmadığımız için. Çünkü tüm genel bir doğa var. Genel doğanın ahenk içerisinde uyumlu bir şekilde varoluşu var. Ama insan doğanın tek uyumsuz varlığı. O yüzden sürekli kendimizi doğamız gereği hep mutlu yapmaya çalışsak da başaramıyoruz. Çünkü doğamız haz alma arzusu. Ama haz almak için gidip bir şeyi elde ettiğimiz zaman arzu ve haz birbirini iptal eder. O yüzden hep istediğimiz şeyi elde ettiğimiz zaman da mutlu olamayız. Çünkü bu prensip işliyor. Yani arzu ve haz birbirini iptal ettiği için ve doğamız da haz alma arzusu olduğu için sürekli koşturuyoruz haz peşinde. Daha iyi ne yapabiliriz? Daha fazla nerede haz alabiliriz? Nerede daha çok rahat edebiliriz şeklinde. Kötü bir kısır döngü içinde olmak istemeyiz. Peki, bunun sonucu var mı? Kabala'ya göre bir sebebi veya bir sonucu gerçekten mutluluğu yakalayabilecek miyiz? Tabii. Zaten yaratılışın amacı mutlu olmak. Ve yaratılışın amacının mutlu olmak olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü hayat mutlu olmayı istetiyor bize. Yani istiyor ki mutlu olalım. Ve istiyoruz, canı gönülden de mutlu olmak istiyoruz hayatta. Ancak mutlu olmak için aldığımız ya da seçtiğimiz yol yanlış bir yol. Bu şekilde mutlu olamayız. Mutluluk sadece ve sadece başkalarına yönelik aramızdaki iyi ilişkilerle olur. Materyalizmde değil, elde ettiğimiz dünyevi şeyler değil. Bunların hepsi geçici hazlar. O yüzden çok bugün 100 milyonu olan yarın 200'üm olsun ister. İnsan doğası böyle. Hiçbir zaman mutlu olamaz. Doymayacağız yani. Doymaya yanlış şekilde çalışıyoruz. Sanıyoruz ki daha fazla yiyerek doyabilirim. Yok, sadece daha fazla yerseniz kabız olursunuz. O yüzden... Peki, ben birkaç sorular hazırladık. Size böyle bir soru bombardımanı yapacağız. Sizden de cevapları istiyoruz. İnsanoğlu neden sürekli mutluluk peşinde koşar? Her şeyin son olduğu bir dünya hayatında kesintisiz bir mutluluk var mı? Mutluluk var tabii. Kesintisiz de olabilir bu mutluluk. Ama şunu anlamamız lazım. Mutluluk kendimi neyle doldurduğumla alakalı değil. Mutluluğun süreklilik arz edebilmesi için başka insanlarla aramda bir bağ olması lazım. İyi bir ilişki olması lazım. Şimdi doğamız egoizm olduğu için her zaman önce kendimizi düşünüyoruz. Doğal olarak öyle düşünüyoruz. Ama bu koşuldan çıkmamız lazım. Çünkü egoizmin bizi götürdüğü yer kötüden kötüye. İyiye gidemeyiz egoizmle. O yüzden hayat bize şunu anlatıyor esasen. Bize öğretmeye çalışıyor bakın hayat. Bu şekilde yaşayarak mutlu olamazsın. Ve bu şekilde yaşarsan, sürekli kendini doldurmaya çalışırsan, mutlu olamayacağın için de böyle yaşa 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 gidersin, ölürsün. Bu hayvanların öldüğü gibi. O yüzden insan bu yaşadığı koşullardan yeni bir anlayışa gelmesi lazım. Yani doğamız böyle. Haz almak istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz ama mutlu olamıyoruz. Peki nasıl mutlu olacağız? Hepimiz mutluluğu başkalarıyla aramızdaki iyi ilişkilerde, sevgi bağında tatmışızdır kesin. İster eşimiz olsun, ister dostlarımız olsun, ailemiz olsun, çocuklarımız olsun kesinlikle tatmışızdır. Ve sizlere sorsam ki ne zaman en son kendinizi mutlu hissettiniz? Şurada gidip gömlek aldım, kendimi çok mutlu hissettim demezsiniz normalde. Dersiniz ki işte çocuklarla şöyle yaptık, eşimle şuraya gittik, şöyle bir yere gezdik arkadaşlarla ve o zaman keyfimiz yerindeydi. Yani hayat zaten bize gösteriyor ki en keyifli anlarımız etrafımızda sevdiğimiz insanlar olduğu zaman. Evet, kesinlikle. Hayat bize böyle gösteriyor. Ama biz maalesef başkalarını sevmekte biraz zorluk çekiyoruz. İnsanoğlu olarak doğamız gereği. O yüzden bu doğamızdan yavaş yavaş vazgeçmek zorunda kalacağız. Onu da söyleyeyim. Kendimizi düşünmek denilen koşuldan vazgeçmek zorunda bırakacak hayat bizi. Çünkü göreceğiz ki var olamıyoruz bu şekilde. Ama bu söylediğiniz çok zor bir şey Mutlu Hocam. Yani Niye nasıl zor? kendimizi düşünmekten vazgeçip başkalarını sevmeye çalışmak? Bu zor değil.
Eğer etrafımda benimle aynı görüşte insanlar varsa ve bunu onlarla yapmaya çalışırsam bu kesinlikle zor değil. Tam tersine çok kolay. Çok kolay. Çünkü hepimiz ortak bir anlayışta isek ve bu anlayıştan davranırsak hep beraber, o zaman bu zor olmaz ki. Hayatta da öyle. Bir şey zor geliyor olabilir bana. Ama etrafımda arkadaşlar varsa, bana yardım ediyorlarsa, beni destekliyorlarsa zor olmaz. Peki. Kabala'ya göre insanoğlunun dünya hayatındaki varoluşun temel nedeni nedir? Bu temel neden arayışıyla sürekli mutluluk peşinde koşma arasındaki bağlantı nedir? Çünkü yaratış amacımız mutlu olmak. O yüzden sürekli bunun peşinde koşuyoruz. Mecburen. İçimizde de zaten yaratılışın amacının mutlu olmak olduğu hissiyatı net olmasa da hayat bize sürekli mutlu olmayı istetiyor. O yüzden yaratılışın amacı gerçek anlamıyla mutlu olmak. Hayatın gerçek anlamıyla insan için çok iyi olması yaratılışın amacı. Peki bu amaca nasıl ulaşacağız? Büyüyerek. Nasıl çocuklar büyüyorlar, yetişkin oluyorlar, olgun oluyorlar. Bizler de yaratılışa göre olgun olmalıyız. Yani yaratılışın yapısına göre olgun olmalıyız. Mesela çocukken oyuncak arabalarla oynuyorduk. Değil mi arkadaşlarımızla? Şimdi görüyorsun insanlar 20, 30, 40, 50, 60, 70 hala arabalarla oynuyorlar. Ama yetişkin adamlar 30, 40, 50, 60, 70 yaşında adamlar. Ama sanki 2, 3, 4, 5 yaşındaki çocuklar gibi davranıyorlar. Araba aynı araba. Fark yok. O zaman da oyuncaktı, şimdi de oyuncak. O zaman da hangimizin arabası daha güzeldi, şimdi de hangimizin arabası daha güzel. Kesinlikle. O yüzden gördüğün gibi yaşımız büyüse de kafamız büyümemiş. O yüzden hayat bizi farklı bir olgunluğa getirmek istiyor. Ve getirecek de yavaş yavaş, gönüllü yaparsak bu çalışmayı güzel olur. Evet. Biz zaten dünyasal algımızda maddesellik bizi mutlu edeceğini düşündüğümüz için sürekli bir şeylerin peşindeyiz. Ama şöyle de bir gözlemimiz var. Yani insanlar, mesela durumları ne kadar iyi olan insanlar tanıyoruz. Ve birçoğunun uyuşturucu veya alkol bağımlısı olduğunu görüyoruz. Bunda da bir mutluluk bulamıyorlar. Yani aslında hep arzuladığımız maddiyat bizi ulaştıkça da mutluluğu bulamıyoruz. Bunun sebebi de nedir? Nasıl bir yol olacak bu şekilde? Onların çektiği ızdırap çok daha büyük. Fakir adam bir tas çorbadan mutlu olabilir. Ama eğer her şeyim var ise, istediğim her şeyi hemen elde edebiliyorsam, istediğim şeye yönelik özlem olmaz ise, o zaman haz olmaz. Haz almanın temel kriteri istediğim bir şey için böyle aç olmak. Eğer zenginsem neye açım ki? Her şeyim var. Her şeyim var ve sanki hiçbir şeyim yokmuş gibi. Çünkü neyden haz alabileceğimi bilmiyorum. Her şeyi alabilirim. O yüzden mümkün değil tatmin olmaları. Mümkün değil. Dışarıdan fakir adama onların hayatı iyi geliyor. Çok. Ama fakir adam çünkü zenginlik ne bilmiyor. Doğanın kanunlarını da bilmiyor. O da zengin olaydı. O da yine depresyonda olurdu. Zenginlerin hepsi depresyonda. Fakirin depresyona girecek vakti yok zaten. Aynen öyle hocam. Hayatın amacı nedir diye sorduğumuzda insanlarda farklı cevaplar duyabiliyoruz. Fakat sanki her şey dönüp dolaşıp mutlu olmaya geliyor. Çünkü yaptığımız her şeyin aslında mutlu olma ümidiyle yapıyoruz. Hayatımızın amacı mutluluğu yakalamak diyebilir miyiz? Yani asıl amaç bu mudur sizce? Evet, evet, ama mutluluğu tanımlamamız lazım. Yani kendi kafamıza göre mutluluk peşinde koştuğumuz zaman başaramadığımızı gördük insanoğlu olarak. Binlerce yıldır kötü tecrübelerle yaşıyoruz hayatımızı. Şimdi oturup düşünmemiz lazım. Mutlu olmak istiyoruz. Peki neden olamıyoruz? Demek ki binlerce yıldır yaşadığımız bir şekil var, yaşadığımız bir doğa var. Yani insan yapısı var. Görüyoruz ki bu yapı içerisinde mutlu olamayız.
İnsanoğlu her şeyi denedi. Devrimler, krallıklar, demokrasiler, faşizm, komünizm, ne dersen, demokrasi vesaire, her şey. Hala mutsuzuz. Demek ki dünyayı değiştirerek mutlu olunmazmış. Adamın kendisini değiştirmesi ancak adamı mutlu edebilir, kanaatine, sonucuna varabiliriz. O yüzden dünyayı değiştirmek isteyen adamlar ve onun da peşinden koşan genel kitleler, genel halk hiçbir şey başaramazlar. Sadece daha büyük ızdıraba gireriz. Rusların komünizmde yaşadığını, ne bileyim, faşistlerin Almanya'da yaşadığını görüyorsunuz. Hepsi nasıl büyük ızdıraplarla bitirdiler her şeyi. Büyük ızdıraplar. Bu metodların hiçbiri işe yaramaz. Buna dinler de dahil. O dönemde biteli uzun yıllar oluyor. Zaten orta çağdan sonra dinlerden uzaklaşılmaya başladı. O metod da hiçbir katkısı yok insanoğlunun mutluluğuna. Peki doğanın kanunları diye bahsettiniz birkaç yerlere. Doğanın kanunları nedir Mutlu Hocam? Doğanın kanunları insanla insan arasındaki bir ahenk, bir uyumlu yaklaşım. Bu demek. Tıpkı nasıl hayvan bir başka hayvana gerekmediği sürece, yani yemeyecekse zarar vermiyor. Tamam, ya yemek için ya da bölgesini korumak için ya da ne bileyim kabilesini falan korumak için ancak dövüşüyor. Başka bir şey için değil. Gidip zevk olsun diye başkasına, başka bir hayvana zulüm yapmıyor. İnsan yapıyor. Ve bundan mutlu oluyor. Başkasının tepesinde olmaktan mutluluk duyan bir varlığız. Hasta ruhluyuz. Yani bir hayvanın yapmayacağı şeyleri yapıyoruz. O yüzden bu doğamızın değişmesi lazım. Bu şekilde devam edersek sadece daha kötüden daha kötüye gideceğiz. Önümüzde de zaten iyi bir durum yok şu anda. O yüzden insanın değişmesi lazım. Mutlu olmak istiyorsa da kişi kendiyle başlamalı. Önümüzde iyi bir şey yok derken biz şimdi mutluluğu aradığımız için orayı biraz daha açabilir miyiz? Neden iyi bir şey yok? Çünkü eğer doğamız egoist ise nasıl insan iyi bir şey olacak ki? Mümkün değil ki. Bak, egoizmi tanımlayalım beraber. Egoizm, kendime başkalarından daha çok önem vermek. Eğer kendimi başkalarından daha önemli görüyor isem, her zaman hesabım onların eksisine çalışacak. Benim de artıma çalışacak. Bundan iyi bir şey olamaz ki. Bundan hiçbir zaman iyi bir şey olmaz. O yüzden tüm halk olarak, ulus olarak, tüm dünya o noktaya gelecek. Tüm dünya olarak herkesin bir ahenk, bir uyum, bir denge içerisinde var olma koşuna gelmek zorunda kalacağız. Acı ızdırapla da yapabilir bunu bize hayat. Hayat açısından insanı ızdıraba sokmak da görüyorsun. Problemi yok hayatın. Tamam, seller, doğal afetler, virüs, şu bu, savaşlar, her şey. Bu nedenden dolayı insanın mutluluk peşinde koşması normal. Çünkü hiçbir zaman mutlu olmadı. Bu doğa içerisinde de olamaz. Çünkü tüm doğamız sadece bana yönelik, kendime yönelik. Kendime yönelikse başkasına olumsuz bir şey olmak zorunda. İşin kötü tarafı şu. Yaptığım bir şey başkasına olumsuz şekilde yansıdığı zaman o olumsuzluk bana da geri dönüyor. Çünkü sistemin içinde yaşıyorum. Sistemin içinde yaşıyorum. Sistemden bağımsız değilim. O yüzden herkes ızdırap çekiyor. Aslında söylemek istediğimiz şu galiba. Yani aslında yaptığımız, kötü olarak egoistçe yaptığımız şeyler bize her şekilde geri dönecek. Yani tabii, ne olursa olsun. Tabii. Elbette. Evet. Ve şunu da düşünelim. Dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar egoist var. Yani hiç kimsenin yaptığı bir şeyden iyi bir şey çıkmaz. Mümkün değil. O yüzden dünya kötüden kötüye gidiyor sürekli. Yani daha ve üstsel olarak böyle çok dik bir şekilde kötüye gidiyoruz. Evet. Hayatlarımızda ve kendimizde yapacağımız ne gibi değişimler bizi mutluluğa yakınlaştırır? Mutlu Hocam. Öncelikle doğamızı öğrenmek. Çünkü doğamızı öğrenirsek
doğamızın bize, yani benim doğamın bana ne kadar zarar getirdiğini görürsem o zaman değişmeyi kabul edebilirim. Ama görmüyorsam, istediklerimi elde edeyim, elde etmek için de ne yapmam gerekiyorsa giderim, yaparım der gibi düşünürsem ve sanki bana bir şey olmayacakmış, ben giderim yaparım, ondan sonra hayat her zaman herkese fatura kesiyor. Bu değişimi ne yönde yapacağız hocam? Yani nasıl değişmemiz gerekiyor? Şimdi değişmeyi önce anlamamız lazım doğamızı. Çünkü nasıl değişeceğimizi anlayabilmek için doğamızı anlamamız lazım. Ve bana neden kötülük getirdiğini anlamam lazım. Bunu görmem lazım. Bunu görmeden adam kılını kıpırdatmaz. O yüzden değişimin ilk adımı doğamızın genel doğayla çelişkisini anlamaktır. Nasıl oluyor da doğa tüm cansız, bitkisel, hayvansal seviye ahenk içinde, uyum içinde, güzel bir denge içerisinde yaşıyor. Kurt bile avladığı zaman geyiği dikkat ediyor ki hasta olanı avlıyor. Zayıf olanı avlıyor. Niye? Çünkü hasta ve zayıflar ayakta kalırsa bu sefer sağlıklı geyikler de kalmaz. O yüzden hayatın böyle bir, yani yerken bile sanki hayat ona başkalarını düşündürterek yedirtiyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Yani çok sanki iyi. O geyik sürüsünü düşünerek ava çıkıyor. Yani seni yiyeceğim ama bu sizin için de iyi gibilerinden. Tamam, çünkü aranızdaki hasta olanları da istiyoruz bir şekilde. Veya kurtlar olmasaydı geyiklerin hepsi ölürdü hastalıkla. Hepsi ölürdü. Yani aslında birbirlerine tamamen yardımcılar diyorsun, doğa. Tabii ki denge içine birbirlerini destekliyorlar. Birbirlerinin varoluşlarını destekliyorlar. O yüzden burada bir ahenk var. İnsan maalesef yaratılışın bir taraftan en zeki varlığı. Öteki taraftan da zekasını doğası gereği egoistçe kullandığı için de en geri zekalısı. Yani hem zeki hem de çok en geri zekalısı. O yüzden kendi, bakın, hiçbir hayvan kendi yaşadığı yeri yok etmez. Biz kendi yaşadığımız dünyayı yok ediyoruz. Yani dışarıdan bir uzaylı baksa bizimle ilgili söyleyeceği sadece iki kelime var. Bunlar geri zekalı. Diyeceği o. O yüzden bunun böyle olması da gerekli. Onu da söyleyeyim. Neden? Çünkü realite hep iki zıt koşuldan algılanır. O yüzden iyilik var, kötülük olmadan iyilik olmaz. O yüzden zeka aptallık olmadan da olmaz. Şimdi bu iki şey hep doğada var. Gece, gündüz, iyi, kötü, güzel, çirkin, tatlı, acı, mutlu, mutsuz. İki koşul olmadan içinde bulunduğum koşulu ayırt edemem. Bu yüzden kişinin çalışması ve öğrenmesi çok önemli. Çünkü bir taraftan mutlu olmak istiyorum ama mutsuzum. Şimdi arasında gitgeller bana akıl verebilir. O yüzden zekamız ve bir taraftan da aptallığımız olmak zorunda ki ikisi vasıtasıyla kendimizi inşa edelim. Hayvanlarda bu yok. O yüzden bizim kadar yüce olamazlar. Ama insan yaratışın doruk noktasına çıkacak kapasiteye sahip. Ha, bu iki koşulu mutabakata getirmek zorunda. Yani doğam var ve bu doğayı iyilik için nasıl kullanacak? Egoistçe değil, altruistik, özgecil bir şekilde nasıl kullanacak? Bunu yaptığı zaman bambaşka bir varlık olur. Burası da cennet olur. Çok güzel. Peki şöyle bir şey anladım ben. Kötülüğü biz hep şey deriz, iyidir ama kötülüğü yok edersek her şey iyi olacak. Kötülük yok edilmemeli mi? Nasıl bir şey yani? Yok, kötülük yok edersek olmaz ki. Dünyada sadece küçük çocuklar sadece tatlı şeyler yemek ister. Biz büyüdükçe niye tuz, biber, baharat şunu bunu koyuyoruz? Çünkü yemeğin tadı zenginleşiyor. Biz büyüdükçe acı seviyoruz yemeği. Niye? Çünkü yemeğin tadını o zaman alıyorsun. İki zıt koşul arasında tatların tüm kademeleri, tüm nasıl diyeyim, yelpazesi bu baharatlar arasında. Yoksa yemeğin tadını sadece, yemeği sadece o şekilde yersen ne tadı var ki? Ot gibi. O yüzden
iyi kötü beraber olursa hayatın akışı var, hayatın anlamı var, tadı tuzu o zaman. O yüzden insan doğası nasıl yaşayacağını, yani biz insanoğlu olarak nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. O yüzden problem olunca hemen kaçmaya çalışıyoruz. Mesela bu COVID oldu, hemen bir aşı bulalım, hemen kurtulalım bundan. Oturup düşünmesi lazım insanın. Bir saniye, neden bu COVID çıktı? Niye böyle bir şey var? Onun yerine insan üretti, insan üretmedi, yok bilmem komplo teorisiydi, yok komplo teorisi değildi, yok bilmem yarasadan çıktı, yok domuzdan çıktı, yok laboratuvardan çıktı. Ne fark eder ki? Ne fark Peki, eder? Peki ben soruyorum hocam, neden çıktı bunlar? Yani bu hastalıklar. Çünkü insan oğluna bu virüs gelmeseydi biz savaşa gidiyorduk. Bununla ilgili de YouTube'da hani derslerde de söyledim. Önümüzde çok garip bir koşu var. İyiye gitmeyeceğiz. Asya'dan hatta olumsuz bir şey bekliyor. Hatta Asya bile söyledim. Oradan kötü bir şeyler gelecek. Evet. Ve virüs olması çok iyi oldu. Ve virüs birçok savaşı da durdurdu. Çünkü ne oldu? Hepimizin ortak derdi oldu. Bak, bak olaya bak. Orman yanarken tüm hayvanlar yangından kaçıyor. Kimse bu iyi canım yanımda da ceylan koşuyor onu da bir yiyeyim de ben de öyle koşayım demiyor. Herkes birden koşuyor. Niye? Herkesin ortak derdi. O yüzden insanoğluna da ortak bir dert verildi ve hepimiz şimdi ne oldu? Bilmem orada Almanya'da aşı yapıyorlar, Amerika'da, şurada, burada. Herkes bir aşı der. Herkes aşı yapıyor. Herkesin ortak derdi var. Başka şeyi düşünmeyi bıraktılar. Savaşmayı düşünmeyi bıraktılar. Gerçi yani yok. Aslında bu bizi güzel etkiledi diyorsunuz. Tabii ki. Tabii virüs çok iyi, o gelmesi çok iyi oldu. Evet. Ve bakın ne yaptı bize? Hayat. Hayat dedi ki birbirinize bulaşmayın. Bak çok güzel konuşuyor bizimle, sohbet ediyor. Birbirinize bulaşmayın. Çünkü ya birbirinize kazık atıyorsunuz, ya karınızı öldürüyorsunuz, bilmem kadın cinayetlerini, ya çocuklara tecavüz ediyorsunuz, ya yolsuzluk yapıyorsunuz, ya birbirinizle dövüşüyorsunuz. Yeter ya diyor. Ya da doğayı rezil ediyorsunuz. Her taraf çöplük oldu. Hayat bizimle güzel konuşuyor. Herkes çenesini kapasın, alın maskenizi ve evinize gidin. Yoksa ben sizi alacağım diyor. Ve bize çok güzel bir ders veriyor hayat. Çeneni kapa, el aleme bulaşma ve hayatını minimuma indir. Ben çok memnunum. Virüs de bitmeyecek. Bitmeyecek mi hocam? Yok geçmeyecek. Evet, son biz beklentimiz çok büyük, geçecek, bitecek diye ama biz eskiye döneceğiz. Çok beklerler öyle, çok beklerler. Hiç kimse eski öyle beklemez. Eski günlere döneceğiz. Hayat eskisi gibi olacak. Eskisi gibi hayatın eskisi gibi halinde ne var anlamadım ki. Günde 12 saat çalışıyorsunuz. Her gün 2-3 saat trafik çekiyorsunuz. Niye geriye gidesin? İnsan deli olması lazım eski hayata gittiği için. Biz şimdi evdeyiz. Bak ben hiç müşterilere falan da gitmiyorum. Her şeyi evden çalışıyorum. Bahanem de var. Gelemem. Ha, pandemi var. Gel internet üzerinden konuşalım. Teknoloji var. Sen orada ben burada. Sen ne istiyorsun ben ne istiyorum. Herkes mesafeli. Dışarı çıkmaya da gerek kalmadı. Herkes evden çalışabilecek konumda yani. Birkaç sanayi, birkaç sektör dışında. Herkes evden çalışabilir artık. Evet. O yüzden ne? Hayat bize çok güzel örnek oluyor. Neye geri gideceğiz? Her gün sabahın 6'sında uyan. Giyindi, kuşandı. El aleme güzel gözükmek için makyajını yapacaksın, parfümünü koyacaksın. Ondan sonra güzel güzel giyinip çıkacaksın. Ofise gideceksin. El alemin ağız kokusunu çekeceksin. Tamam mı? Dedikodusunu çekeceksin. Şusunu busunu çekeceksin. Evet. 2 saat gittin, 2 saat geldin. Akşam eve geldin pes değil. Yani kim mutluydu ki zaten hayatından ki geri gitmek istiyor? İnsanlar arasında öyle bir beklenti var. Yani artık hayatımız yok. Eskisi gibi olsun. Yok onlar. Artık o küçük çocuklar gibi. Küçük çocuklar gibi. Yok öyle bir şey. Hayatta geri gitmek diye bir şey yok. Bir insanın eskiye
normale, bir kere hayatımız normal değildi ki. Absürt, garip, saçma sapan bir hayat yaşıyoruz kapitalizmin içinde. Bunca saat çalış, herkes zaten gergin, stresli. Şu bu dünyayı mahvetmişiz. İşin var mı yok mu garantisi yok. Herkes genç genç ölüyor artık. Evet. Kanserden, kalpten şuna. Herkes genç yaşta ölüyor. Kendi kendimizi öldürüyoruz. Yani hangi normale geri döneceğiz? Normal miydi ki? Bunu diyen insanlar son derece çocuk zihniyetli. Maalesef. Gençlerimizle ilgili soru sormak istiyorum hocam. Biliyorsunuz gençlerimiz çok fazla depresyondalar bu aralar. Bir türlü mutluluğun peşinden koşup ama mutlu olamadıklarını gördüklerinde intiharlar artıyor gitgide. Yani aslında bir şeylerin peşinden koşup ulaşamıyorlar ve kendilerine ne yazık ki zararlar veriyorlar. E normal. Bunları Normal annesine babasına bakıyor. Yıllarca çalışmış bu diyor. Elde var sıfır. Ben bunun için mi yaşayacağım diyor. Ben olsam bu nesilde ben de depresyona girerim. Genç olsam. Normal. Normal. Hayata bakıyor. Yeni nesil çok akıllı. Bizden daha gelişmişler. Oturuyor, yandan bakıyor bize. Bunlar nasıl yaşıyor ya böyle diyor. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl çalış. Bu mu yani hayatın? İyi hayatın olsa bile ne iyi hayatın var ki? Haftada 2-3 diyelim ki restorana gittin, Boğaz'da ne bileyim rakı balığını yaptın. İki tatile gittin, geldin. Yani kaç yıl böyle yaşayıp da çok iyi yaşıyorum diyebilirsin ki yani. Ama o yüzden gençler elbette bakıyor. Diyor ki sizin anneniz ve babanız. Anne ve babanız bunlar tam anlamıyla. Nasıl diyeyim artık? Başka bir kelime kullanmam lazım. evet. Ben sorulara döneyim hocam. Mutlu olmaya çabaladıkça hayat daha zor ve karmaşık bir hal alıyor sanki. Neden böyle mutluluk bir duygu sonuçta? Bu duyguya meditasyon yaparak veya tekniklerde bulunarak erişebilir miyiz diye sorular gelmiş. Güzel. Seyircilerden gelen sorularımız da var. Eğer bunu yanıtlarsanız onlara da Tamam. döneceğiz. Yani bakın biraz önce dediğim gibi mutluluğu nerede arayacağımızı bilmiyoruz. Mutluluğu nerede arayacağımızı bilmediğimiz için de garip şeyler peşinde koşuyoruz. Mutluluk sadece insanların arasındaki iyi bağda ilişkili olur. Başka hiçbir yerde bulamayacaksınız. Açık konuşayım. O yüzden her şeyin peşinde koşması da insanoğlu için bir öğreti. Onu da aldım, bunu da aldım, şunu da yaptım, bunu da yaptım. Ben de gençliğimden hatırlıyorum. Mutlu olmak için ne diyorduk? Diyor ki ya şunu da yapacağım, bunu da yapacağım, hop da koşturacağım. Koşturduk da. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra misafirimiz geldi. Merhaba. Hoş geldin. El salla sen de. Hoş geldin. Evet. Sorular varsa alalım. Evet, alalım. Mutluluk kavramı bir sebep-sonuç ilişkisi gibi algılıyoruz. Koşullara bağlanıyor. Bu ne kadar doğru bir yaklaşım? Mutluluk koşullardan bağımsız olabilir mi? Yoksa gerçekten bir koşula mı bağlı? Mutluluk karşılıklı bir koşula bağlı. Mutluluk tek başıma olmaz. Tek başıma olmaz. İnsanlar biraz önce dedi hani meditasyon falan yapıyorlar. Bu şekilde mutlu olabilir mi? Bu şekilde mutlu olunmaz. Bu şekilde kaçınılır. Hayatın zorluklarından kaçılır. Meditasyon ben de geçmişten biliyorum. Güzelce sakinleştirir adamı. Aklınızı dinç de yapabilir. Faydaları var. Kesinlikle faydaları var. Ama demek istediğim şey o da insana yardımcı olmaz. Mutluluğu aramak istiyorsa kişi tek başına da arayamaz. O yüzden başkalarıyla birlikte aralarındaki bağda aramak zorunda. O yüzden kişinin yalnızlığa doğru kendisini götürdüğü hiçbir şey mutluluk getirmez.
Yani toplumla mutlu olabiliriz diyoruz, öyle mi? Tabii ya, teki türlü mesela diyelim ki, ya da kendimi ne bileyim dağa kapattım diyelim, dağa çıktım ve orada yalnız bir hayat yaşayacağım diyelim ki. Ve bu da beni mutlu etmez. Tam tersine hayvan seviyesine indirgemiş olurum kendimi. Günümüzde insanoğlu mutluluğu süreçten çok doğrudan bir amaç olarak sebeplerini soruyor. Yani araç olarak görüyorlar. Bunun sebepleri nedir? Sebebi nedir bunun? Mutluluğu araç olarak mı görüyoruz? Evet. Mutluluğu amaç olarak görüyoruz genelde, araç değil. Yani mutlu olma amacımız var. Bu amacı elde etmek için dünyayı araç olarak kullanıyoruz. O şekilde Evet. görebiliriz. Tamam, ona ihtiyacım var. Yoksa duyamam bile ben. Merhaba. Evet. Şimdi bir soru daha aldık. 35 yaşına geldim ve hayatıma baktığımda mutlu olduğum anlar çok sınırlı. Genelde hep sıkıntılar ve mücadeleyle dolu oldu hayatım. Ara sıra mutlu olmayı başarmış olsam da o mutluluklar hiçbir zaman kalıcı olmadı. Çevreme baktığımda aynı şeyin başkaları için de geçerli olduğunu görüyorum. Neden bir türlü mutlu olamıyoruz? Evet, çok güzel Asıl söylemiş. amaç. Evet. Çok güzel söylemiş. Ve diyelim ki 70 yıllık ortalama hayatımız var. Bir teraziye koysak %90'ı böyle 90 kiloluk bir mutsuzluk, yanında da 10 kiloluk böyle belki bir hayatın ufak tefek mutlulukları olur. Mümkün değil başarmamız, çünkü yaklaşımımız yanlış. Yanlış yerde arıyoruz mutluluğu. İnsanlarla olan ilişkimizde bile o ilişkiden nasıl ben mutlu olurum diye düşünüyoruz. O yüzden mümkün değil mutlu olmamız. Bu şekilde var olmamız da mümkün değil. O yüzden başta da söylediğim gibi insanın değişmesi lazım. Mutlu olmak istiyorsanız kendinizin insanın değişmesi lazım. Değişmek için de diyorsunuz insan ilişkileri ve kendiniz egonuzu biraz eğmemiz mi gerekiyor hocam? Bunun üzerine çalışmamız lazım. Egomuz çok güçlü ve çok kurnaz. O yüzden dediğim gibi yani doğamızı anlamak için çalışmamız lazım ki bu bir öğreti, bu bir ilim. Ve bunu yapmazsak zaten mutlu olamayız. O yüzden bakın çok güzel söyledi arkadaş. 35 yaşındayım diyor. Mutlu olamıyorum diyor. Ve nedenini Şiş. bilmiyor. Şiş. Öyle Evet. mi? Peki. Şiş. Ses tamam. Şiş. Nedenini Şiş. bilmiyorum diyor. Nedenini bilmemesi normal. Çok normal. Normal. Güzel Evet. sormuş. Tam yani hayatın içinden sormuş. Evet. Ama bu şekilde Şimdi yaşadığımız sürece mutlu olamayız. kesinlikle hocam. Evet, Nevce diye bir arkadaşımızdan soru gelmiş. Keşkelerden nasıl kurtulabilirim? Neyden nasıl kurtulabilirim? Keşkelerden. Keşke olmasaydı. Keşkelerden. Keşkelerden kurtulabilmem için hayatımın bir yönü olması lazım. Yani kendime net bir yönüm yok ise o zaman keşkelerin içinde kalırım. Ama bir yön alırsam kendi kendime, saniye olur. Kendi kendime bir yön tayin edersem o zaman sadece aradaki engeller, bu engelleri nasıl aşma konusunda keşkelerim olur. O da keşke olmaktan çıkar. Eğer keşke olmaktan çıkar. Eğer onları aşıp amaca yakınlaşacağımı görürsem. Yani keşke şöyle. Bana olan bir şeye karşı ya da benim yaptığım bir şeyin amaçsızlığından genelde kaynaklanır. Ama bir amacım olursa o zaman amaca yönelik davranırım. O zaman keşkeler amaca ulaşmak için çıkan problemleri aşmaya yönelik kullanacağım koşullar olur. Bilmem anlatabildim mi ne demek istediğimi. Pek anlatamadıysam arkadaş tekrar biraz daha farklı bir şekilde sorabilir. Tamam. Ama genelde tüm problemimiz neden kaynaklanıyor onu da söyleyeyim. Amaç yok. Yönümüz yok. Yönümüz Günümüzü yok. kaybetmişiz yani diyorsunuz hocam. Yönümüz olmadığı için durum sakıncalı bir saniye. Evet. Gülseren dostumuzun bir sorusu var. Sonsuz ve sınırsız mutluluğu bulabilir miyiz diye bir soru sormuş. Evet, bulabilirsiniz. Eğer bir anne çocuğuyla arasındaki sevgide bile bunu bulabilir. Bulabilir.
yaklaşımımızı sadece değiştirmek biraz önemli. Neye yönelik değiştireceğiz hocam? Başkasına bencilce değil, karşılıklı sevgi, karşılıklı iyi ilişki, karşılıklı düşünce. Çünkü eğer ben birisinin beni düşündüğünü hissedersem mutlu olurum. Ve bu mutluluk ayrıyeten benim de onu düşünmemi sağlar. Evet. Ve yaklaşımımız bu şekilde olursa herkes birbirini düşünebilir. Ve o zaman kimse kendisini düşünmek zorunda kalmaz. Bakın tüm mutsuzluklarımız kendi kendimizi düşündüğümüz için. O yüzden kendimizi düşünüyoruz sürekli. Kendimizi o yüzden endişelerimiz nasıl var. Evet. Hep endişelerimiz var. Ben kendimi düşünmezsem kim beni düşünecek diye düşünüyoruz hep. Bu şekilde yaşayamayız ki. Sibel dostumuz sormuş. İhsan etmek sadece yaradana mahsus değil midir? Ne münasebet. Niye öyleymiş? Böyle bir soru geldi hocam. Yok. Yani sizler büyüdüğünüz zaman anneniz gibi çocuklarınıza iyi yapmıyor musunuz? İyilik yapmıyor musunuz? Yok. İyilik sadece annenize mi mahsus? Sen şimdi Hayır. Anne oldun. Sen iyilik yapamayacak mısın? Yapıyorum. Yapıyorsun tabii ki. Tamam. Evet, yapıyorsun. Yapıyorsun. Demek ki insan da büyümeli ve iyi olmalı. Biz de biraz sohbetin başındaki gibi büyümeliyiz. Olgunlaşmalıyız, büyümeliyiz ve nasıl doğru bir şekilde yaşamalıyız, öğrenmeliyiz. Ben şeyi soracağım bu, yani mesela bizde bazı çocuklarımızdan beklentilerimiz oluyor mutlulukla ilgili. Hani çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz ama aslında onlardan biz de bekliyoruz. Galiba bu da bizim kendi mutluluğumuz için olan bir şey mi oluyor hocam? Yine kendi mutluluğumuza mı dönüyoruz? Anne ve babanın genel problemi mutluluklarını çocuklarının üzerinden yaşamayı düşünmek. Yani bu sıkıntı. Çocukları bırakacaksınız, çocuklar kendi mutluluklarını kendileri yaşayacaklar. Bu onların hayatı, sizin değil. O yüzden çocukları bir sürü aktivitelere götürürler, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Esasen kendi mutluluklarını onların sırtından yaşamaya çalışıyorlar, kendi yapamadıklarını. Ama bu yanlış bir yaklaşım. Çocuğa karşı da yanlış. Yani aslında biz onları mutlu etmiyoruz galiba, kendimizi mi ediyoruz? Yani çocuğu zaten bütün hafta boyunca okula gönderiyorsunuz. Sonra hafta sonu alıyorsunuz, oradan arıyor, oradan arıyor. Yok o aktiviteye, yok bu aktiviteye. Yani normal mi bir çocuk için onlar? Kesinlikle değil. Evet, Sibel sormuş, her acı ve zorluk bizi büyütmek için midir? Büyütmek için ama sadece o gözle bakamam. Yani bundan bir şey öğrenmem lazım. Bunu sorgulamam lazım. Yani sadece ay hayat bizi büyütüyor, ızdırap çekiyorum dersem ve kafamı kullanmazsam, nasıl değişebileceğime dair kafamı kullanmazsam, düşünmez isem, tamam? O zaman tokatların bir alemi yok. Tokadı yiyorum ama sormam lazım babama. Bana niye tokat attın? O da diyor ki şunu şunu yaptın ve bunu yapmamalısın. Şimdi konuşacak bir şey var. Ecem sormuş, rehberimiz saygı mı önceliktir, sevgi mi? Niye öncelikli olması zorunda? Niye aynı anda olmuyor? Öncelikle herkes yaratılışın bir parçası. Yaradan herkesi yaratmış. Dolayısıyla yaradan herkesi yarattığı için herkesin demek ki dünyada bir yeri var demem lazım. Yaradan herkesi yarattıysa herkesin dünyada bir yeri var. Mesela buna bir saygı duymam lazım. Demek ki herkes gerekli. Sevgi üzerinde çalışmamız gereken bir şey. Sevgi daha ziyade çabamızın, çalışmamızın sonucu olarak içimizde oluşması, büyümesi, inşa edilmesi gereken bir bütünlük. O yüzden o biraz zaman alıyor. Yani herkesin var olması gerekiyor derken dünyadaki mesela Hitler'in dahi ve var tabii, olması tabii, gerekiyor. Tabii ki. Tabii ki. Evet.
Tabii en kötü adamların bile var olması lazım. Evet. Hepimizin içinde var o Hitler. Hiç kimse kendisini öyle iyi falan sanmasın. Öyle zannediyoruz ne yazık ki hocam, evet, biliyorsunuz. Evet, biliyorum. İşte bu bilmediğimiz için doğamız. Evet. Sibel sormuş, peki emekçiler ne oluyor bu durumda? Sokakta kağıt toplayan adam mesela. Ne olmuş ona? Yani onların durumları ne olacak diye bir soru sormuş. Ne olabilir ki durumları? İnsanlar gibi yaşıyor. 8 milyar insanız. Hepimiz burada kara fatmalar gibi geziniyoruz. Evet. Hepimizin hayatı. İyisi de var, kötüsü de var. Var. Böyle devam edeceğiz yani diyorsunuz. Evet, böyle devam etmek zorunda değiliz. Böyle devam edersek hepimiz maymuna döneriz. Böyle devam etmemeliyiz. Tamam. Değiştirmeliyiz. Ama kendimizi değiştirerek. Yani arkadaş güzel sormuş, sokaktaki kağıtçıya ne olacak? Sokakçı kağıtçı düşünüyor mu kendisinin ne olacağını? Ben nasıl değişmeliyim ki bir kağıtçı olarak? Nasıl iyi bir insan olmalıyım bir kağıtçı olarak diye düşünüyor mu? Çünkü düşünmüyorsa o kağıtçıdan hiçbir şey olmayacak. Ve kağıtçı da kalması gayet iyi. Kağıtçı da kalması gayet iyi. İyi bir insan olmak dediniz hocam. İyi bir insan ne demek? İyi bir insan nasıl olunur? İyi bir insan demek kendi menfaatimden, kendi menfaatimi başka insanların menfaatinin üzerinde görmüyorum demek. Kendim için bir şey yapacağım zaman başkalarını da hesaba katıyorum demek ki onlara zarar gelmesin. Bunu düşünüyorum demek. Ve bunu düşünmek zorundayım her eylemde. Bu seviyeye insan denir. İnsan demek herkesi hesaba katıyorum demek. O yüzden aklımız daha gelişmiş. İyi hesap yapabilen bir kapasitemiz var insanoğlu olarak. Evet. Cemre sormuş, yaşadığım durumlar benden bağımsız gelişip bana zarar verdiğinde bunun altından kalkamıyorum, kabullenemiyorum. Verdiği üzüntüden ziyade neden ben bunu yaşadım, hak etmedim, bunu düşüncesinden önerisi nedir, öneriniz nedir diye sormuş hocam. O düşünceyi bir türlü kafasından atamıyorum diyor. Yani neden ben sorusu herkesin, evet. Bakın bu dünyanın en çok sorulan sorusu neden ben? Ama neden sen olmayasın ki? Neden olmayasın? 8 milyar insan var. Görüyorsun, televizyonu izliyorsun. Savaşta çocuklar ölüyor, orada açlıktan ölüyorlar. Dünyada var da var. Yani neden ben ama neden sen olmayasın ki? O yüzden bu soruların cevabı sadece hayatımızın manasında gizli. İnsan ızdırapla yumuşar. Nasıl et tuz ile yumuşarsa insan da ızdırap ile yumuşuyor. O yüzden hayat herkesi, zengini de mutsuz yapıyor. Görüyorsun zenginlerde öyle mutlulukları yok. Mutlulukları yok. Ne tür bir mutluluğu var? Gittim, tatile gittim. Sabah akşama kadar kumsalda yatıyorum. Tamam mı? Şey gibi. Ne derler? Kumsal kaplumbağası gibi. Tamam. Kaplumbağa gibi yatıyorum orada. Kahverengileşiyorum. İki denize giriyorum. Ve anladın? Bu mu mutluluk oldu? Ya da bu bir ayrıcalık mı oldu? Tamam. Garip bir şey. O yüzden burada anlamamız gereken şey şu. Yani hayatımızda başımıza gelen her şey insan neden ben sorusundan ziyade yani niye hepimiz böyle garip bir durumdayız? Niye hepimiz böyle garip bir durumdayız? Neden ben sorusunu sorması iyi arkadaşım. Ama bunun içinde sorunun cevabını bulmadan kalmaması lazım. Yani neden ben diye soruyor isem bunun peşinden gitmem lazım. Çünkü yarın da aynı şey olacak ondan sonra. Niye için içinden çıkamıyor arkadaş? Çünkü her gün böyle geçiyor. Ama o sorunun cevabını bulmam lazım. Niye mutlu değilim? Niye ızdırap çekiyorum? Niye hayatım kötü? Hayatımız kötü çünkü egoistiz. Hayatımız kötü çünkü hayatın bir amacı var. Ve o amaca doğru gitmiyoruz. O yüzden hayat kötü. Yaramazlık yapan çocuklarımızı ne yapıyoruz? Zorluyoruz, kasıyoruz. Her istediğini yapamazsın diyoruz. Ama insan her istediğini yapmak istiyor dünyada.
Ama bu soruyu sormayan birçok insan var hocam. Yani dünyada sıkıntı yok. Yaşayıp hiçbir şekilde sorgulamayan insanlar var. Önemli değil. Önemli değil. O soru soruyu soran için gelmiş. O yüzden soruyu soran kişi cevabının peşinden gitmiyor. Sokaktaki adamdan bize ne ki? Biz sokaktaki adam için yaşamıyoruz ki. Hepimiz egoistiz. Hepimiz kendimiz için yaşıyoruz. O yüzden soruyu ben kendime soruyorsam bana ne ki sokaktaki adamdan? Yaratılışın amacı diyorsunuz. Yaratılışın amacı nedir Mutlu Hocam? Yaratılışın amacı adam olmak. Adam olmak. Adam olmak. Böyle bahsettiğim 50-60 yaşlarına gelip de 5-6 yaşındaki çocuk gibi davranmak değil. Bak meclise anaokulu gibi. Anaokulu çocukları gibiler. Yani dışarıdan baktığın zaman gerçekten öyle. O ona bağırıyor, ona bağırıyor, ona bağırıyor. Yok o benim kafama silgi attı, yok o bana şunu dedi. Hocam şu şöyle yaptı. Bu küçük çocuklar. Evet. Gerçekten öyle. Evet, Barış sormuş. Sağlıklı ilişki kurmayı beceremiyorsam ilişki kurmaktan kaçınmam mı gerek? Yok, tam tersine. Nasıl kuracağımızı niye öğrenmiyoruz kaçınacağımıza? Niye kaçıyoruz da? Bak, niye kaçıyoruz? Tam tersine. Sağlıklı ilişki kuramıyorum. Peki nasıl kurarım diye öğrenmiyoruz. Niye bunu öğrenmiyoruz? Bunun üzerine gidelim. Ve o zaman öğrenirsin, yaparsın da sorun yok. Biraz işte kötüden kaçmayın. Bulmak. Kötüyü düzeltmeye çalışın. Ha, burada sıkıntı yok. İşte kaçıyoruz hocam. İşte kötü bir şey gelince hepimiz kaçıyoruz mutluluk için. Evet, bir soru daha var. Caravan Life. İnancımıza ters bir ailede doğdu isek ve baskılara maruz kaldıysak, aile ve çevresinde herkesten uzaklaşmak ve izole yaşamak egoist olduğumuzu mu gösteriyor? Bakış açımıza uygun bir çevre içinde değilse ne yapacağız? Kendinize iyi bir çevre seçin ama bu iyi bir çevreyi seçmek demek yani onlardan sonsuza dek kurtulmam anlamına gelmiyor ki. Yani bilmiyorum yani tabii herkesin durumu farklı. Ama insanın iyi gelişimi çevresine bağlı. Eğer etrafımda iyi insanlar varsa, iyi dostlarım varsa, güvenebileceğim insanlar varsa o zaman ben de güvenilir olurum, iyi olurum. Ama eğer katillerin arasındaysam, hırsızların arasındaysam o zaman ben de iki gün sonra ben de onlar gibi olacağım. Niye? Çünkü görüyorum ki onlar öyle ve onların davranışı iki gün sonra normal gelmeye başlıyor. Evet. O yüzden çevre önemli. Ama farklı bir çevreye gitmek, geçmek herkesin elinde, özgür seçiminde. Biz de kendimiz için iyi bir çevre oluşturuyoruz sürekli. Evet. Şu an dünyada insanlarda şöyle bir akım oldu biliyorsunuz. İşte enerjiler, enerji çalışmaları. Hatta bunu artık dine yaymaya başladılar. Yine burada mutluluk arayışları var hocam buralarda. Bu arayışlarda nasıl olacak? Yani insanlar nereye kadar gidecek bu şekilde? Böyle mi gidecek? Sonuç ne olacak? Sıkıntı herkes yok. Bir karmaşada. Bu arada. Sıkıntı yok. Çünkü gerçeğe yalanın dibini görmeden girilmez. Evet. O yüzden herkes insan ol, her şeyi denesin. Ben her şeyi denemelerinden yanayım. Her şeyi denesinler, en sonunda bize gelsinler. Bize en son gelin. Tamam. Serkuş sormuş. Hocam, kimilerin karma dediği etki tepki yasasını açıklar mısınız? Yok öyle bir etki tepki yasası. Yani ben şimdi kötü bir şeyler yaptım da bana öyle kasten bir şey gelecek yok. Hepimiz bir sistemin içinde bir sistemin parçasıyız. Evet. O yüzden hepimizin yaptığı şey hepimize zaten olumsuz şekilde geri geliyor. 8 milyar kötü insanla birlikteyiz, hep birlikteyiz. Bizler de kötüyüz, egoistiz. O yüzden hayatımız kötü. Ama ben kötülük yaptım, bana da o şekilde gelecek. Yok öyle bir şey. Evet. Erdem sormuş, mutlu olmak bu kadar önemli mi rehberim? Mutluluğun üstesinde de bir şeyler olamaz mı? Ve bilmeyenler daha mutlu gibi görünüyor demiş. Yani bilmeyenler daha mutlu ama benim arka tarafta, arka bahçede tavukların da dünyadan haberi yok. Onlar mutlu yaşıyorlar. Evet. Güzel bir şekilde yaşıyorlar. Dünyadan haberleri yok. İki gün sonra birbirimizi havaya uçuracağız mı? Hiç. Umurlarında değil.
Ha, ama tavuk olarak kalacaklar. Adam da öyle kalmak istiyorsa ayrı mesele. Yapacak bir şey yok. Evet. Yani. Bugün felaket hareketli bizim oğlumuz. Felaket. Evet. Sen gül, devam et. Bizim her zamanki halimiz bu, sıkıntı yok. Tamam hocam, ben şöyle bir şey sorayım o zaman. Şimdi genel olarak biz mutluluğu ele aldık biliyorsunuz. Bunu böyle bir toparlarsak ne söylemeye çalışır? Bir kabalist mutlu olmanın nasıl olduğunu, nasıl mutlu olmamız gerektiğini, amacı bizi açıklar mısınız böyle? Zaten zamanımız da çok kalmadı. Böyle bir toparlarsanız çok sevinirim. Tabii. Şimdi mutluluk insanın kendi doğasından kendimizi kısıtlayan, kendimizi sürekli bu dar hayatın içinde hissettiren koşuldan kurtulmakla olur. Evet. Kurtulabilmemiz için de kurtulabilmemiz için de ne yapmamız lazım? Beraber yardımcı olmamız lazım birbirimize. O şekilde ancak olur. İnsanın mutlu olması başka insanlarla arasındaki ilişkide sadece. Sadece. Ve başka, bu yüzden bak niye hep sevgiyle ilgili şiirler, şarkılar, filmler, romanlar niye hep var? Çünkü sevgi yok. Olsaydı bunun üstüne bu kadar düşünmezdik, kafa patlatmazdık, bir şeyler yazmazdık. Sevgi olsaydı hiçbir şey yazmazdık. Çünkü o hissiyatın içinde kalırdık. Olmadığı için kafamızda bu ne acaba diye hayalleri içinde yaşıyoruz. Şiirlerde, hikayelerde, filmlerde. Tamam. O yüzden biraz gerçeklikten kopuk yaşıyoruz. O yüzden mutlu olmak demek tümüyle yeni bir doğanın içerisinde böyle kendimizin sınırlarının dışında var olmak demek esasen. Sevgiden bahsettiğimiz an böyle çocuklar gibi birbirimizi sevmekten falan bahsetmiyoruz. Sevgi demek insanın kendisini sürekli düşünmesinden çektiği ızdıraptan kurtulması esasen. O yüzden sevgi böyle çocuklarla konuştuğumuz sevgi değil. Sevgi insanın yeni bir doğaya gelmesi, kendi dar hayatından sıyrılması, özgür olması. Bunlar sevginin içine giren şeyler. O yüzden sevgi bir nitelik ve o nitelik bizde yok. Ama özgürlük de, mutluluk da, hayatın tüm cevapları da, her şey o niteliğin içerisinde gizli. Bu yüzden bunu çalışmamız lazım. Oturup resmen sırada oturan ve çalışan çocuklar gibi okulda. Ama göreceksiniz ki biraz çalışırsak göreceğiz ki yavaş yavaş olumlu değişiyoruz. Ve özellikle bunu beraber yaptığımız insanlar olursa, eğer başkalarıyla ortak bir çaba içerisinde, ortak bir çalışmada bunu yaparsak, o zaman olumlu değişimi hemen hissedebiliriz. Çünkü çevreye bağlıyız. Eğer dışarıdaki dünyada herkes kendini düşünüyorsa, ben mecburen kendimi düşünmek zorundayım. Kaçamam bundan. Ama etrafımda bir grup dost varsa, hepsi beni düşünüyorsa, kendimi düşünmekten utanırım. Düşünmek istemem de. İstemem de düşünmek. Onları düşünmek isterim ve bu özgürlük, esas bu. Biz özgürlüğü parayla, sağlıkla falan sanıyoruz. Yo, adam gideceği yer sonuçta, yani bir gibi ne 500 gramlık kefene sarıp gönderiyorlar adamı. O yüzden yeni bir algı, yeni bir hissiyat, üst bir bilinç, bunların hepsi sevgi denilen kelimenin içindeki koşullar. Ama anladığım kadarıyla bu herhalde dünyasal bir sevgi değil. Öyle mi hocam? Nasıl dünya, ne sevgisi değil? Dünyasal bir sevgi Ha, yani dünya dünyasal, aşk. yani dünyadan başlayabiliriz. Biz şimdi burada yaşıyoruz. O Evet. yüzden kendi kafamızda böyle bir fantazi bir sevgiden böyle başlayamayız. Tamam, o yüzden öncelikle kendimize olan sevgiyi anlamakla başlamalıyız, egoizm denilen. Çünkü sevgi bu dünyada kendimize yönelik var. Kendimizi sevmek var bu dünyada. O yüzden önce bunu anlamalıyız. Bunun bize mutsuzluk getirdiğini görürsek, o zaman deriz ki, ah niye hep beraber iyi geçinmiyoruz? Çocuklarımıza da öyle öğretiyoruz ama kendimiz yapamıyoruz.
Ne diyoruz çocuklara? İyi geçin, kavga etme. Niye? Çünkü onu korumak için ona öyle söylüyorsun. Ve o onu koruyor. O şekilde yaşamak onu koruyor. Ama biz yapamıyoruz. Tamam. Kesinlikle. O yüzden doğamızı anlamalı. Neden yapamıyoruz? Bizi kısıtlayan şeyler ne? Bunları çalışmalı, öğrenmeliyiz. Çünkü akıl erdirirsek o zaman değişmenin gerekliliği mantıklı olmaya başlar. O zaman bir fantezi olmaktan çıkar. Evet, son bir soru gelmiş hocam. Onu da ben sizden Tamam, hadi bakalım. izninizle sorayım. İnsanın hayatı boyunca yalan söyleyip yalanlarından kendi bir hayat kurup herkesi buna inandırması o insanı gerçekten kötü insan yapar mı? Yoksa acınası bir durumda mıdır? Ya hepimiz öyleyiz. Hepimiz acınacak durumdayız. Hepimiz. Kimseyi yargılamaya gerek yok. Hepimiz acınacak durumdayız. Ve durumumuz bu. O kişi hepimizi temsil ediyor. Hepimizin hayatı rezil. Öyle. Hepimizin başkalarına yansıttığı hayatımız esas hayatımız değil ki. Şimdi Facebook çıktı, bariz oldu. Tamam mı? Güzel şeyler koyuyorum ama biliyoruz ki hepimiz hayatımız böyle değil. Bu bir yalan. Tamam, doğru. Şimdi ne oldu? Facebook sayesinde hepimizin yalancı olduğu, hayatımızın sahte olduğu, zaten mutsuz olduğumuz bunların hepsi ortaya çıktı ve çok güzel. Çok güzel. O kişi hiç problemli değil. Bu hepimizin ortak problemi. Hepimiz o kişiye bakınca içimizde benzer şeyler görebiliriz. Evet, ağzınıza sağlık diyorum hocam. Çok güzeldi. Tadına doyum olmayacak bir program oldu. Bundan sonra umarım her perşembelerimizi sizinle güzel şekilde geçirebiliriz. İnşallah. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Ben hocam? de böyle bir program yaptığınız için öncelikle tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz gönüllü olarak çalışıyorsunuz. Akşamınızdan taviz veriyorsunuz. Ve ümit edelim ki halkımızın sorularına, halkımıza da ışık tutan bir program olsun. Ve halkımıza da yakınlaşmak, halkımızın da problemlerinin neden olduğunu ve nasıl çözebileceğimizi açıklamaya fırsat olan bir program olur inşallah. Ve hepimizi de anlayışa yavaş yavaş getirir. Ki ne kadar çok hepimiz birbirimizi anlarsak, birbirimizi olumsuz görmek yerine kendimizi olumsuz olarak görüp kendimizi değiştirmeye yönelik çalışırsak, o zaman gerçek anlamıyla bir ulus olabiliriz, bir halk olabiliriz, birbirini seven, destekleyen ve öyle bir kıvama da beraber çalışarak inşallah geliriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle ben ekibimize çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya gelenlere de hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir dahaki Perşembe görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar, hoşça İyi kalın. akşamlar hocam. Sağ olun.